Hilecilerden birine denk geldik. Yedekleri de beyazları alıyor. Mbappe adamlarda bir fizik var ki omzu koydu dağıttı. Ya tutuyoruz da çekemiyor bile. O bizimkini ittiriyor. Bizimki çekeceğine o bizimkini ittirdi. Oo adam Tonali nasıl geçiyor? Of. Yani normal şartlarda Messi dakika 88'de şutu çıkaramaz. Yürüyecek hali olmaz. İşte 110 Messi yapıyor. 4 sinyal gücünde rakibimiz geldi. Çok iyi geldi. Hemen ilerle diyelim. O bizi reddetmezse reddetmedi. 2735 kolektif gücü var. Çok güçlü bir kadrosu. Nedved'i seçmiş avatar olarak. Ama Inter takımı seçiliydi. Nedved Juventus takımının bir efsanesi. Griezmann harika. Lewandowski sonun yerine çekelim. Toni Kroos'u da Kevin De Bruyne'nin yerine aldık. Tamam. Rakibe bakalım. Of. Hilecilerden birine denk geldik. Yedekleri de beyazları alıyor. Şu 59 seviyeleri falan. Bakalım arkadaşlar nasıl oynuyor. Oyuncuların seviyelerini falan yükseltmiş. Boylarını falan da yükseltmiş mi? Birçok kişi oyunda hile yapıyor bildiğimiz üzere. Onlardan birine şimdi ben de denk geldim. Hiç denk gelmemiştim. Uyanık da bir de yedekleri de o beyaz 55'likleri falan da yerleştirmiş. Takım gücünü düşürüyor. Full 110 falan yapmıyorlar. Belki Konami yakalamasın kolektif güçten diye. Boylarda herhangi bir değişiklik yok galiba. Nasıl oynayacaklar 110'luk futbolcular? Ben de çok merak ediyorum. Bunların sayısı çok arttı bu arada. Umarım yeneriz. Kafu. Gerard. Yani bu adamlar 110'luk olduğu için her şeyleri harikadır. Kafu. Rummenigge çok iyi duruyor. Yani rakip fizikleriyle oynamamış galiba. Ama fizikler de iyi. Bayağı kaslı maslı duruyor. Messi'ye baktığımız zaman Messi'nin boyu bizim o kadar var mıydı? Biz bir oynayalım. Yani fark da yiyebiliriz. Tabii bu bilek işi bir yandan da. Son markasına pas. Eric Garcia. Arapasına bastık. Orada Griezmann. Alfonso Davies. Normalde tutmak zor. Bir de adam 110'luk. Hiç tutamayız. Toni Kroos. Yukarıdaki adamımıza geçmedi. Biz kaleciye dönelim eğer dönebilirse. Steven Gerrard. Orada top kaybı. Griezmann. Mbappe adamlarda bir fizik var ki omzu koydu dağıttı. Oyun bir an hızlandı. Hadi be indir şunu. Cancelo. Şutumuz. Az farklı avut. Kaleyi bir yokladı Cancelo'yla. Şu ana kadar iyi oynuyoruz. Rakibin her ne kadar çok yüksek seviyeli oyuncular olsa da şimdilik gol yemedik. Kenardaki adamımızı görsek. Mbappe'ye ulaşmadı. Nesta. Adamlar harbiden çok hızlı. Her şeye yetişiyorlar. Lionel Messi. Evet duran top. Bakalım 110'luk futbolcular duran topta nasıllar? Böyle bir orta yapar ki çok güzel, etkili, sert. Kafayı gömdü mü topu ağlarda bulabiliriz. Arkaya doğru. Kafayı vurdu. Kalecimiz Ter Stegen. Atacağız da ileride bir kişimiz var. Bekledim. Rakibimiz hücum düzeyini bir attırdı. Toni Kroos'muş o da. Hadi vurman lazım Eric Garcia. Vuramadı. Neymar mı vurdu? Ha işte bu olmaz. Stoper futbolcumuz orada topa müdahale etmedi. Gol yedirdi bize. 1-0. Yani yoktan yere gol yedik. Stoperimizin topa dokunmamasından dolayı. Soldaki adamımızı görsek. Cancelo. Lewandowski'ye doğru bir kafa vuruşu. Az farklı avut. Lewandowski gibi bir isim bunu ağlara yollaması lazımdı. Aldırdık Toni Kroos. Nesta arkaya hiç kaçırmadı. Aşağıya yollasak. Hadi önümüzde de kalmadı. İlk yarıda bitmedi. Messi. İlk yarı 1-0 bitecek. Her ne kadar rakibin 110'luk futbolcusu olsa da
Ben daha iyi futbol bekliyordum. Hani oyunculardan daha iyi bir performans bekliyordum. Çok süratli, vurdu mu böyle füze gibi giden toplar filan. Öyle abartı bir şey yok. Biz oyuncu değişikliği yapalım ama ne yapalım? Toni Kroos'u çıkaracağım oraya. Kimi alsam Bruno'yu alayım. Mbappe de yoruluyor. Üzüldüm Mbappe'nin yorulmasına ama şimdilik kalsın. İkinci yarı rakibimiz başlayacak. Bir santra taktiği de olabilir. İmleş de geçmiyor zaten. Ve topu ağlarımızda gördük. İmleş, ikinci İmleş bir türlü geçmedi savunmaya. Adamları anca arkadan izleyebildik. Topu ağlarımızda Kaka mı attı acaba? Rummenigge'nin pası. Kaka. Temiz bir vuruş. 2-0 önde rakibimiz. Çok erken yedik. Santra'dan golü yedik. Lewandowski. Steven Gerrard. Hadi buna yetiş bakalım. Yetişilmiyor. Rummenigge. Zaten normalde Rummenigge yetişmek çok zor. Yani 110'luk Rummenigge hiç yetişemeyiz. Ya tutuyoruz da çekemiyor bile. O bizimkini ittiriyor. Bizimki çekeceğine o bizimkini ittirdi. 3-0. Yine devam edelim. Rakibimiz duraklattı. Birkaç hamle yapalım bari. Mbappe yoruluyor. Oraya Jesus'u çeksek. Griezmann şimdilik enerjik ama yine de yorulacak. Biz onu değiştirelim. Kevin De Bruyne hamlesi yapalım. Jesus Lewandowski'yi bir değiştireyim yerini ben. Böyle kalsın. Rakibin oyuncuları 110 olduğu için büyük ihtimalle yorulmayacaktır da kolay kolay. Dayanıklılıkları yüksektir. Savunma arkasına pasımız geçmedi. Nesta geçirmedi. Lionel Messi geri çeker dedik ama yok çekmedi. Sonunda bir vuruş yaptı bizimkiler. O adam Tonali'yi nasıl geçiyor? İlerleyen dakikalarda ikinci yarıda hissettik. Yani 110'luk oyuncuların farklarını. Bizimkiler düşmeye başladı ama onlar da tık yok. Of. Taner'den kafa vuruşu yaptı. Yaptığı yerden şu kafa vuruşunun sertliğini gördünüz mü arkadaşlar? Yani öyle bir vurdu ki ayağıyla vurur gibi. Top sonradan çok hızlandı. Kalecimiz Ter Stegen. Bari bir gol atabilsek biz bu rakibe. Kafa vuruşları da çok iyi. Arkaya atıyor. Doğru. Biz biraz ortayı kapatalım. Kalecimiz Ter Stegen yumrukladı. Lewandowski. Hadi Lewandowski sen bir şey geçemezsin yani o Nesta'yı. Messi. Alamadık. Hiçbir şekilde alamıyoruz. Jesus. Tonali. Kenarda Kevin De Bruyne. Bir takıldı makıldı ama yine de Kevin De Bruyne'li gidiyoruz. Ortamız bir kafa vuruşu yapamadık, yaptırmadı. Cancelo. Bruno Guimaraes yukarıdaki adamımızı görelim. Kevin De Bruyne. Lewandowski'nin şutu az farkla vut. Messi. Hadi Messi. Yok ya her topta adamlar var. Çektik aşağıya. Yok geliyor zaten. Çok gidemiyoruz da hemen geliyor. Cancelo geçersin diyeceğim de yok yok o normal şartlarda geçer de bu adamları geçmek zor. Hiç enerjileri bitmedi. Of. Yani normal şartlarda Messi dakika 88'de şutu çıkaramaz. Yürüyecek hali olmaz. İşte 110 Messi yapıyor. Çok güzel gol yedim ama böyle hileli olduğu için keyif vermiyor. Yoksa normal bir oyunda, normal bir Messi şu gol atsa ben bile çok keyif alırdım. Ama insan üzülüyor. Bari bir gol atsaydık. Messi'nin zaten boyunu değiştirmiş mi? Biraz uzun boylu göründü bana. Gerrard. 4 dakikalık uzatma.
Bizim oyuncuların enerjiden hiç bakmayalım. Fenadır galiba. Top bile gitmedi. Uzaklaştıralım artık. Jesus. Lionel Messi. Nesta. Artık maç bitecek. Ve maç bitti. Hileli rakibe karşı denk geldik. Bunu da yaşadık. Rakibe bakalım kaçıncı sırada. Bir Adana falan dikkat edelim. Şikayet edeceğiz ama etsek de sonuç ne değiştiriyor? Ben yine Twitter'dan falan etiketlerim Konami'yi. Yani ne kadar etkili olur bilemiyoruz ama biz elimizden geleni yaparız en azından. Maç hakkında çok bir şey de konuşmaya gerek yok aslında. İlk yarıyı oynadık ama ikinci yarı bizim oyuncular artık düşmeye başladı. Rakip düşmüyor. Messi'nin attığı golü gördük. Normalde Messi artık o da 60'tan sonra enerjisi biten Messi 87'de füze yolladı. Top ne kadar güçlü bir şekilde gitti. Messi'den alışkın olmadığımız vuruş. Ama 110 Messi. Yani seviyeler de bunlar. Kenarda beyazları, düşük seviyeleri koyuyor. Kolektif gücünü 2900'lere falan çıkarmıyor. Bence ben öyle düşünüyorum. Şey olmasın diye. Şimdi Konami belli bir kolektif güç var oyunda. 2800-2900 yoksa olanların hepsini kolaylıkla yakalayacak, banlayacak. Oradan kurtarıyor. Hem de rakip aramalarda daha güçsüz rakipler de geliyor kolektif güç düşük olduğunda. Belki o amaçla da yapıyor olabilir. Rakibimiz 1057. sırada. Daha önce hiç birinci klasmana bile yükselmemiş galiba. Daha önce sıralaması yok. Hileyi öğrenmiş. Birinci klasmana da çıkmış. 1050 ya zaten ilk yani 10-20'lere girer bu şekilde. Aa evet kadroları da bu şekilde gözüküyor. Doğru. Bu 110'luk futbolcular arkadaşlar gözükmüyor. Ben Reddit'te de görmüştüm. Orada öyle bir durum var. Oyun planlarına baktığımızda 110'luk futbolcular görünmüyor. Maç öncesi biz görebiliyoruz. Nasıl bir hile yapıyorlarsa oyun çok kötü bir şekilde hacklendi. Konami bunları nasıl yakalayacak, nasıl çözüm bulacak? Yani ben de bilemiyorum ama tabii Konami çalışanları önemli yazılımcılar. Buna çözüm bulacaklardır. Bir de bu oyuncuları bu şekilde gizliyorlar. Çok ilginç bir hile. Olmaması gereken bir hile. Sizlerin de başınıza gelmediyse yakın zamanda gelir arkadaşlar. Benim de başıma geldi. Özellikle futbol liginde oynuyorsak ya da 50 futbol parası veren yerlerde. Sıklıkla oralarda bu hilelere denk geleceğiz. Sayıları artıyor. Çünkü YouTube'da falan bunları anlatanlar varmış. Oralardan öğrenen herkes yapmaya başladı büyük ihtimalle. Umarız Konami erken bir zamanda çözüm bulur. Daha fazla bu kişilerle karşılaşmayız. Ya bunlarla maçın başında oynamayıp çekileceğiz ya da inat edeceğiz. Ya ben seni bu halinle de yenerim diye devam edeceğiz. Ben inanıyorum Konami erken bir zamanda bunlara çözüm bulur. Yoksa bu şekilde oyun devam etmez. Hatta bunları büyük ihtimalle yakalayıp banlayacaktır. Ağırda cezalar vermesi lazım ama ceza da ancak hesap kapatma olacaktır. Başka bir ceza veremeyecek tabii ki. Sizler de bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.